şuraları da kazalım. Ulan fakir ya, ne çok çalıştın yemin ediyorum. Resmen ameli oldum ha. Lan bunun yerine aslında zenginin işinde çalışsaydım muhtemelen daha büyük bir ev alabilirdim. Lakin ben burada gelmişim 1+1 evin üstünde, daha doğrusu altında kendime ev yapmaya çalışıyorum. Ben ya aşırı zekiyim ya da aşırı aptal. Çünkü bunu benden başkası yapmazdı. Ya da çok fakirim. O an inandırıcı geldi. Bu daha makul. Of, biraz dinlenelim. Şunları alayım da yukarı çıkayım. Bir bebeğe bakalım. Bebek ne yapıyor? Lan oğlum, bundan hep korkuyorum ya. Ha. Çıktıktan sonra kapatacağım. Lanet olsun. Bence güzel ha. Bakın görüyor musunuz? Yatağı dışarı koydum. Bebekle bir iki gün dışarıda yattık. Şimdi aşağı taşıyabileceğiz yatağı. Bebek. Sana öyle bir ev yapıyorum ki aşağıda var ya. Yemin ediyorum efsane olacak. Anne, odam olacak mı? Bana anne demeye devam edersen bırak odayı, bir hayatın bile olmayacak. Oğlum ben senin baban da değilim de. Bari baba de. Anne. Hayır. Ba. Hadi çok kolay. Söyleyebilirsin. Ba. Anne. Hayır. Ba. Ba. Bir bardak su. Hayır. Bir bardak su değil. Ha? Aa. Sen kimsin lan? Bebek. Şşt. Sen burada dur, tamam mı? Bir yere kaybolma. Ben bakıp geleceğim. Şurada bir yabancı var. Aman Allah'ım. Seni çalmaya gelmiş olabilir. Organ mafyası olabilir oğlum. Dur burada. Organ mafyası. Ulan bunu diyebiliyorsun da baba mı diyemiyorsun? Allah Allah. Merhabalar amca. Merhabalar dede mi desem daha iyi olur. Merhabalar dede. Eşeğiniz çok güzelmiş. Hayırdır ya? Yolculuk nereye? Evet eşek kardeş. Sana sormadım ama sağ ol. Anladım. Merhabalar evladım. Ben aksakallı dede. Benim diğer şehirde bir işim vardı. Yolumun güzergahı buradan geçiyordum. Susadım. Allah rızası için bir suyun var mı? Var dede, var. Olmaz olur mu? Bekle, ben sana bir su getireyim. Zaten bizde sudan bol ne var ki dede. Bir de ekmek ister misin? Lakin yalnızca bir kuru ekmek. Bir de etimiz var. Bir de suyumuz var. Bir de elmamız var ama elmayı da eşeğe veririz artık. Sonuçta eşeği de beslemek önemli. Buyur dedem. Sana vereyim bunları. Kusura bakma, yani böyle bardakta veremiyorum ama malum. Ben fakir olduğum için bende bardak mardak yok dedem. Önemli değil evlat. Ölmüşlerinin canına değsin. Sen ne bonkörmüşsün. Allah razı olsun senden. Teşekkür ederim. Sizden de razı olsun. Ne kadar da güzel bir eşek. Eşek kardeş. Al. Elma. Al. Yemiyor mu? İyi. Ben yerim o zaman. Aa. Eşeğinize bindim dede, kusura bakmayın. Eşek kardeş, pardon, yanlışlıkla bindim sana. Vallahi binmek istememiştim. Bin önemli değil. İyi bir insansın sen. Zenginsin. Yok be dede, ne zengini. Ayıptır söylemesi, laf aramızda ama dede. Burada var ya, 7 elmasa bir ev aldım dede. Yemin ediyorum kazık yedim gibi hissediyorum. Bütün gün aşağı kazıp ev yapmaya çalışıyorum. Ya bu hayat beni bıktırdı dede ya. Fakirlik ne kadar kötü bir şey biliyor musun sen? Öyle deme oğlum. Beterin beteri var. Yok. Bundan daha kötü olamaz. Şükürsüzlük etme evladım. Daha kötüsü var. Dede, bundan kötüsü daha ne olabilir ki? Allah Allah. Bundan iyisi olduğunu biliyorum ama bundan kötüsü yoktur bence. 1+1 ev bile değil. İstersen sana bunu kanıtlayabilirim evlat. Ben çok kadim, çok yaşlı bir dedeyim. Aksakallıyım. Sana hayatın gerçek yüzünü göstereyim mi? Dede, ben genelde göstereyim mi diyenlere sopayla dalıyorum ama senden herhalde kötü bir şey gelmez. Göster desem ne çıkar ki? Yalnız bunu senden duymam lazım. Göster dede. Göster. Görmek istiyorum de. Dede, sen niyeti bozdun galiba. Ne diyorsun oğlum? Öyle şeyler demem ben, Allah Allah. Millet duyar falan ya. Fesatlaşma lan. Söyle. İyi, tamam. Söylüyorum dede, Allah Allah. Madem ısrar ettin. Yani göster. Göster dedi. Bu hayattan daha kötü ne var? Görmek istiyorum dedi. Göster. Abrakadabra, okus pokus. Şu fakire dünyanın ters yüzünü göstere kus. Şimdi salladın ama, abrakadabra okus pokus mu lan, böyle bir şey yok. Ne oluyor? Ne oluyor lan?
Neredeyim ben? Burası neresi? Aman Allah'ım! Dünya niye bu kadar iğrenç görünüyor? Neresi burası? Ben kanıyorum. Kan kaybediyorum. Ne oluyor lan? Aman Allah'ım! Ne oluyor? Ne olacak fakir oğlum? Olan şey seni bugün sınamak. Bakalım fakir ve gerçek zor dünyada ne yapabiliyorsun? Dede? Sen misin? Nereye gönderdin lan beni? Gerçek dünyaya. Burası senin o beğenmediğin, şükretmediğin dünyanın cehennem versiyonu. Bakalım burayı beğenecek misin? 3 dakika hayatta kal, seni dünyanın en zengin insanı yapacağım. 3 dakika hayatta kalayım, beni en zengin insanı mı yapacaksın? Allah'ım, bu hiç zor olmayacak. Lan! Başıma talih kuşu kondu. Ne kadar zor olabilir ki? Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta fakir ve zenginin hayatına devam ediyoruz. Bugün gördüğünüz gibi fakir yine ağzını tutamadı ve dedenin birisiyle laf savaşına girdi. Maalesef ki gördüğünüz gibi dedemiz aksakallı dedeydi ve fakire gerçek zor dünyayı, yani imkansız Minecraft dünyasını göstermek için onu gördüğünüz gibi değişik bir yere gönderdi. Ve her şey garip görünüyor. Şu görüntüye baksanıza. Gerçekten korkunç. Fakir burada 3 dakika hayatta kalabilirse zengin yapacağını söylüyor. Bakalım 3 dakika boyunca hayatta kalabilecek mi? Bu dünyanın ne zorlukları varmış? Hadi başlayalım. 3 dakika. 3 dakika hiçbir şey oğlum. Hiçbir şey. Madem beni zengin edecek, 3 dakika boyunca hayatta kalacağım. Yalnız benim açlık param gidiyor. Canım da hiç iyi değil. Allah'ım, yiyecek bir şey bulmak lazım. Yok mu lan etrafta domuz momuz? Kan kaybediyorum. Allah'ım, yaralıyım galiba. Bir domuz falan. Merhaba. Ben seni kastetmedim abi. Ben domuz olmak. Ben yemek insan. Hoş gelmek insan. Zombi kardeş. Zombi kardeş. Yapma. Zombi kardeş. Yapma. Zombi domuz. Allah. Git lan, git. Allah'ım. Ulan bu ne biçim bir dünya? Beni öldürmek isteyen domuzlar var. Domuz kardeş. Zombi domuz kardeş. Yapma. Yapma lan. Git. Anam geliyor. Ulan acıkıyorum bir yandan. Acıkıyorum. Bu dünya bu kadar zor olmamalı. Bir koyun, bir domuz, bir şey bulmalıyım. Ama önce şundan kurtulmam lazım. Saklan. Ulan oğlum. İnek. Vallahi inek. Sanırım zombiyi atlattık. İneği öldürebilirim. Ulan kan kaybediyorum. Kusura bakma inek kardeş. Ne demişler? Doğada zayıf olan... Gel lan buraya, oraya gitme. Güçlü olana yenilir. Canavarlaştım. Öldürdüm. Hayatta kalmak için bunu yapmak zorundaydım. Saklan. Beni arıyor. Allah'ım bu çiğ lan. Bu yenir mi ki? Yenir herhalde. Ulan ben evdeki ekmeği beğenmezdim. Şimdi çiğ et mi yiyeceğim? Lanet olsun. Başka çarem yok. Yoksa açlıktan öleceğim. Çiğ mi? Yiyeceksin, ne yapacaksın fakir? Güzel. En azından kanamam durabilir. Bir süre kanamam. Çok iyi. Şimdi o zombiye görünmeden kaçmam lazım. Sessiz. Ulan. Ne kadar zor olabilir ki? Hayatta kalmaya devam edeceksin sadece. Ulan kan kaybediyorum. Çok zor olabilir. Allah'ım, ne iğrenç bir dünya burası. Kaçmam lazım. Bu tarafta görmek ben. Canlı bir insan olmak. Fazla kaçan olmak. Oğlum her yer birbirinin aynısı ya. Nereye gideceğim ben, nereye? Yüksek bir yere çıkmam lazım. Anam! Zombi! Sen hala geliyor musun? Lan! Lan yürü git. Kaç. Bakın, bunu ben küçükken öğrenmiştim. Fakir babam bana öğretmişti. Geldiğin yere doğru kaçarsan zombinin aklı karışır. Bunu öğretmişti bana. Yani bunu düşmanlarım için öğretmişti ama geldiğin yere gittiğin zaman aklı karışmaz. Allah! Ne olur beni kurtar yaşlı adam. Aksaçlı adam. Ben burada daha fazla hayatta kalamayacağım. Koyun. Kaç. Yükseklere. Aksaçlı adam. Aksaçtı. Kabul ediyorum. Tamam.
Benim dünyam çok daha iyiymiş. Ben bencillik etmişim. Ne olur kurtar beni. Öleceğim. Kabul ediyorsun demek fakir. Nasıl? Güzel miymiş o dünya? Hayır. Hayır değilmiş. Evet. Benim yaşadığım dünya aslında daha zengin dünyasıymış. Ben resmen kendi dünyamı beğenmemişim. Özür dilerim. 1+0 evime götür beni. Ne olur evime götür. Lan gidin zombi domuzlar. Ne istiyorsunuz? Ben sizden öldürmedim. Ben inek öldürdüm. Allah'ım vereceğim hiçbir şey de yok. Evet. Haklısın. Ben şükürsüzlük ettim. Kusura bakma. Tamam kabul ediyorum. Ne olur affet beni. Pekala. Affediyorum seni. Eski dünyana dönmeden önce bir zengin dünyasını gör bakalım. Sıkı tutu. Sıkı mı tutunayım? Hayır. Hayır yine yapma. Hayır. Aa. Oh. Neredeyim lan ben? Abo. Eve bak. Arabalara bak. 64 elmas, 64 altın. Bir daha 64 elmas. Bir daha 64 elmas mı? Aman Allah'ım. Lan. Üstümdekilere bak. Elmas. Üstümdeki kıyafetler nereden baksanız 10.000 elmas. Oha. Efendim, bugünkü toplantınıza Lamborghini ile mi gitmek istersiniz? Bugatti ile mi gitmek istersiniz? Yoksa başka bir araba ayarlayalım efendim. İsterseniz 0 sipariş verebilirim. Hemen gelir. Sıfır sipariş mi? Toplantı mı? Bugatti mi? Vay yavrum vay. Burada zombi domuzlar yok değil mi? Efendim evin çevresinde 72 tane sniper, 18 tane gizli eski servis ajanı, 21 tane özel güvenlik, 28 tane özel, benim gibi kamuflaj altında hizmetçi görünümlü SWAT ajanları var. Merak etmeyin. Vay yavrum vay. Harika oğlum. Bu ev benim mi şimdi? Evet efendim, şimdi sizi. Dün almıştınız hatırlarsanız. 1 milyon elmasa. 1 milyon elmas mı? Vay yavrum vay. Lan. Gerçekten de güzel hayatmış ha. Güzel hayatmış. Memnun kaldıysan gerçek hayatına dönelim mi? He? Yaşlı adam? Sen misin? Ta kendisiyim. Gördüğün gibi fakir. Şükürsüzlük etme. Sen bir gün bu hayata kavuşabilirsin. Lakin önce elindekinin kıymetini bil. Demesi kolay. Ben 1+0 evde yaşıyorum Allah Allah. Gelsen yaşa. Şuna bak ya. Sanki bundan daha iyi bir şey olabilirmiş gibi. Bir şu hayata bak, bir benimkine bak. Bundan da iyisi var fakir. Bundan da. Her zaman daha iyisi vardır. Bundan iyisi ne lan? Göster hadi. Bundan iyisi ne? Böyle nasıl fakir? Oha. Ne oldu lan? Ne oldu oğlum bana? Wow. Acayip yakışıklı oldu. Harikaymış. Gördüğün gibi her zaman daha iyisi vardır fakir. Önemli olan insanın niyetidir. Dersini aldın mı? Aldım aldım. Vay yavrum vay. Resmen az önceki zombili yer 1 dolarlık hayattı. Burası 1000 dolarlık hayat. Fakir 1000 dolara şuradaki demir alamazsın. Ne 1000 doları? Öyle mi diyorsun? Ulan bu ne biçim hayat ya? Böyle yaşayan var mı gerçekten? Sana ne lan? Sen kendi dünyana dönmeye hazır mısın onu söyle. Bu dünya başkasına ait. Sen kendi dünyanda bunu yarat. Nasıl olacak o? Nasıl olacak? Bilmiyorum ki nasıl. Ay, lan oğlum bir haber ver lan. Oh. Dünyamıza geri döndük. Ve ben yine benim. Fakir. Artık benim gitme vaktim geldi fakir oğlum. Ama sen dersini almışsındır. Anlayacağın. Para pul önemli değil. Bak, yanında sevdiğim bir çocuk var. O çocuğa sahip çık oğlum. O çocuk senin geleceğin olacak. Sen bu zenginlik fakirlik işini kafana takma. Bildiğin şekilde yaşa. Demesi kolay dede. Allah Allah. 7 elmas verdim, köpek gibi çalışıyorum ya. Çalışacaksın tabii it. Yani çalış oğlum. Çalışırsan bir gün istediğin o hayatı elde edersin. Sana gösterdiğim hayatı. Benden şimdilik bu kadar. Umarım dersini almışsındır.
Hadi gel bakalım eşek, gidelim. Bizim de çekecek çok yükümüz var, gel. Lan aslında sen eşeksin, ben sana niye bilmiyorum ki? Aa, dişi eşek, gel tanıştırayım seni. Uğurlar ola oğlum, uğurlar ola. Ulan deli galiba ya. Allah Allah. Ama güçleri olduğu kesin. Oğlum onlar ne biçim dünyalardı lan? O son gittiğim var ya efsaneydi. Yalnız o gerçekten ilk gittiğimde çok rezaletti. Bebek, bir dünyalara gittim var ya. İnsan yaşadığı dünyaya şükrediyor ya. Neler var neler. Yalnız dambolu bir mekana gittim oğlum, efsaneydi. Bana herkes efendim diyordu. 83 tane sivet falan vardı. Baba, sallama. Ne sallaması oğlum, Allah Allah, doğruyu söylüyorum. Lan! Baba mı? Bebek? Baba dedin. Bana baba dedin. Ne deseydim? Annemi. Yok yok. İyi ki baba dedin. Gel bak gel. Sana göstereyim. Ne yaptım oğlum? Bak. Kapıyı böyle açıyoruz. Kapıyı niye açıyoruz? Açmazsak nasıl gireceğiz oğlum? Gel. Ondan sonra aşağı iniyoruz. Allah'ım, baba dedi bana. Bak. Burası senin odan olacak oğlum. Buraya sana oda yapacağım. Ulan ya. Baba dedi lan. Baba dedi. Anne. Yani bazen diyor. Annemsin. Tamam lan tamam, şeyini çıkartma Allah Allah. Sen şurada dur. Babam birazcık kalsın oğlum. Oo, neler yaşadık bugün neler. Fenaydı ha. Yaşadığım dünyayı sevmeye başladım. Hele o zombi domuzlardan sonra. Uzunca bir süre ne domuz avlamak istiyorum ne de domuz görmek. Allah'ım neydi o öyle ya? Neydi o öyle? Evet arkadaşlar, bir videonun sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün fakir öyle bir şey yaşadı ki kendi yaşadığı dünyanın aslında ne kadar güzel olduğunu öğrenmiş oldu. Önce korkunç ve herkesin onu öldürmek istediği bir dünyaya gönderdi yaşlı adam ve orada hayatta kalmaya çalıştı. Daha sonrasında ise sahip olabileceği şeyleri gösterdi. Manyak bir hayata gönderdi onu ve gördüğünüz gibi fakir artık daha mutlu, daha hırslı ve daha çok çalışmak istiyor. Bakalım istediği hayata ulaşabilecek mi? Hep beraber fakiri zengin yapabilecek miyiz? Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Siz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Olmadı, ben taksi çevirir seni evine bırakırım, merak etme su. Seni evsiz bırakmam. Usta bittim. Lan? Usta? Yoksa bu? Aynen ateş. Yeni passatım. Hayırlı olsun. Usta sen ne yaptın? Abo. Vay. Yavrum vay. Ay ateş. Bu bizim hurda mı? Ya kızım. Bu bizim hurda. Güzel olmuş mu ateş? İstediğin gibi mi? Lan istediğimden bile iyi. Allah seni bildiği gibi yapsın. Bakayım. Vay yavrum vay. Ay çok güzel görünüyor ateş. Ne olmuş buna? Ne olacak? Usta yine ustalığını konuşturmuş.